Senin hanım başlayabiliriz. YouTube'da da yayınlayız. Tamamdır. Çok teşekkürler Begüm Hanım. Merhabalar herkese. DHL Supply Chain Türkiye olarak bugün sizlerle birlikteyiz. Çok da mutluyum bir arada hep birlikte olduğumuz için. Öncelikle kendimi kısaca tanıtarak başlayacağım. Akabinde şirketimizle ilgili ve yeni mezun sürecimizle ilgili bilgi paylaşıyor olacağım sizlere. Sonrasında da sunumumuzun son 10 dakikasında da soru cevaplarınızı alacağım, sorularınızı alacağım ve onları cevaplıyor olacağım. Şimdi öncelikle kendimi kısaca tanıtarak başlamak istiyorum. İsmim Selin, Selin Tekkaya. 2013 Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Mezun olurken aslında birkaç farklı alanlarda staj deneyimi elde ettim. Hem psikoloji alanında hem de insan kaynakları alanında. Sonra fark ettim ki insan kaynakları hem benim kişilik özelliklerimle daha çok örtüşüyor, hem yapmak istediğim noktayla aslında benim kişisel özelliklerimle daha fazla örtüştüğünü düşündüğüm için bu alanda ilerlemeye karar verdim. Ve ilk işim olan ve hali hazırda şu anda da devam ettiğim DHL Supply Chain Türkiye'de işe başladım. Yaklaşık 6,5 yıldır da burada devam ediyorum. İnsan kaynakları alanının aslında birçok farklı alanını görmüş oldum. İşte işe alım, eğitim, gelişim kısımları ile ilgili tecrübelerimi elde ettikten sonra şu anda da daha fazla, daha farklı alanlarda da deneyimlerime devam ediyorum. İşte işe alım, eğitim, gelişimin yanında yetenek yönetimi ve işte saha İK süreçleri dediğimiz aslında insan kaynakların tüm süreçlerine dokunan kısımlarla ilgili çalışıyorum. Tabii kariyerime böyle global bir firmada başlamak bana çok fazla şey kattı bu anlamda. Hem kendimi tanıma anlamında hem de farklı alanları görme anlamında ve böyle kurumsal bir şirkette başlamak gerçekten benim kariyerimi aslında şekillendirme noktasında bana güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Şimdi kısaca DHL'in yapısına geçecek olursak, şimdi DHL dediğimiz zaman genelde böyle farklı kısımlarda kişilerin akıllarına gelebiliyor. Ama bizim farklı alt grup şirketlerimiz var baktığımız zaman. Deutsche Post, DHL'in altındaki grup şirketleri aslında. Bir tanesi Post e-commerce dediğimiz posta hizmetleri ve e-ticaret teslimatında olan bir şirketimiz. Bir diğeri Global Forwarding Freight, uluslararası nakliye sektöründe olan Avrupa taşımacılığı yapan kısım DHL'in. DHL Express biraz daha hepimizin daha yakından tanıdığı aslında. İşte DHL dediğimiz zaman işte Asis kargo gönderimi yapıyorsunuz dedikleri kısım aslında DHL Express. Tamamen kargo ve kurye gönderimi gerçekleştiriyor. Bizim bulunduğumuz birim ise DHL Supply Chain, yani tedarik zinciri kısmı. Biz ne yapıyoruz? Müşterilerimizin ürünlerini depoluyoruz. Sonrasında da nakliye ve dağıtım hizmetini gerçekleştiriyoruz. Aslında bir tamamen kontrat lojistiği süreci diyebiliriz. Bu bahsettiğim DHL şirketleri birbirinden tamamen bağımsız şirketler. Yani hepsinin ayrı bir yönetimi var. Fakat baktığımız zaman globaldeki grup şirketleri olarak düşünebilirsiniz. Peki DHL Supply Chain Türkiye'ye bakacak olursak hangi sektörlerde hizmet veriyor? Depoları nerede? Birazcık onları inceleyeceğiz. DHL Supply Chain Türkiye yaklaşık 1700'e yakın çalışandan oluşuyor. Bunun 1200'e yakını mavi yaka çalışanlar. Yani bize depolarda destek veriyorlar. 500'e yakını da beyaz yaka çalışanlar. Ağırlıklı olarak fonksiyon ve operasyon departmanlarında bize destek veren çalışanlar. Toplamda 26 lokasyonda yer alıyoruz. 8 tane depomuz var. 18 tane de dağıtım birimimiz var. Cross-dock dediğimiz aktarma merkezleri. 100'ün üzerinde farklı global müşteriyle çalışıyoruz ve baktığımız zaman sadece tek bir sektörde değil, birçok sektörde hizmet veriyoruz. Tüketici, perakende, sağlık, yaşam bilimleri gibi aslında çok farklı sektörlerden farklı müşterilere bahsettiğim gibi depolama ve nakliye hizmeti ve aynı zamanda farklı katma değerli hizmetler sunuyoruz bu anlamda.
Peki DHL Supply Chain'in depoları ve ofisleri nerede? Şöyle kısaca bakacak olursak, Anadolu yakasında toplamda 4 tane depomuz var. Özellikle Gebze bölgesinde bir kampüs içerisinde, Güzeller Sanayi Bölgesi dediğimiz bir kampüsün içinde birbirine çok yakın depolar ve farklı farklı müşteriler bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz aslında müşterilerin ürünlerine depoluyoruz ve sonrasında da nakliye hizmetini gerçekleştiriyoruz diyebilirim o anlamda. Bir de Alemdağ'da ayrı bir sadece tek bir müşterimize ait bir depomuz var. Bu da Starbucks müşterisi. Yani Starbucks'a gördüğünüz aslında her şey Alemdağ deposunda depolanıyor. Sonrasında da dağıtım ve nakliyesi gerçekleşiyor diyebilirim. Bunlar Anadolu yakası depolarımızdı. Bir de Avrupa yakası depolarımız var. Bunlar Esenyurt bölgesinde yer alıyor. Nispeten hani bir kampüs içerisinde değiller ama birbirine yakın depolar diyebiliriz. Burada ağırlıklı olarak sağlık müşterilerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi yine bu sağlık müşterilerinin de ürünlerini burada depoluyoruz. Sonrasında da dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Özellikle sağlık tarafında yine farklı verdiğimiz hizmetler de olabiliyor. Özellikle paketleme, etiketleme anlamında diyebilirim. Bir de burada görmüş olduğunuz Kemerburgaz'da ağırlıklı olarak teknoloji müşterimizin olduğu, diğer depolara göre nispeten daha butik bir depo diyebiliriz. Burada da yine bahsettiğim hizmetleri sağlıyoruz. Şimdi depolarımızdan bahsettik. Tabii ki hani biz bir tedarik zinciri hizmeti veriyoruz. Aslında depolama hizmeti veriyoruz müşterilerimize. Bir de genel merkezimiz var tabii ki. Farklı fonksiyon departmanlarının olduğu. DHL Supply Chain Türkiye'nin genel merkezi Kavacık'ta genel müdürlüğü. Ve burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı departmanlardan oluşuyor. İşte bilgi teknolojileri departmanı var. İşte OPEX dediğimiz Operation Excellence, yani süreçleri iyileştiren, geliştiren projeler yapan departman. İşte hukuk departmanı, iş geliştirme departmanı. İş geliştirme departmanı dediğimiz aslında birazcık daha farklı şirketlerdeki satış gibi de düşünebilirsiniz. Bu yeni müşterileri aslında kazandıran departmanımız. Finans departmanı, hukuk departmanı ve aynı zamanda insan kaynakları departmanı da genel merkezimizde yer alıyor. Toplamda 68 çalışanı var genel müdürlükte çalışan. 7 farklı departman ve 3PL dediğimiz aslında kontrat lojistiği hizmeti sağlıyor müşterilerimize. DHL Supply Chain. Peki, şimdi DHL Supply Chain'e bağlı farklı bir iş birimimiz daha var. LLP olarak geçiyor bu iş birimi. Açılımı ne? Lead Logistic Partner Provider olarak geçiyor. Bu birimimiz Supply Chain'in altında bir iş birimi. Fakat yaptığı iş Supply Chain'den farklı. Yani depolama hizmeti vermiyor, daha farklı bir iş yapıyor. Şimdi birazcık da ondan ben bahsediyor olacağım size. Bahsettiğim gibi DHL Supply Chain'in altında bir iş birimi bu. 4PL hizmeti sağlıyor müşterilerine. Peki 4PL ne demek? 4PL şu demek: müşterilerin adına müşterilerinin tedarik zinciri süreçlerini yönetiyor. Yani bir nevi lojistik danışmanlığı veriyor gibi de düşünebilirsiniz. Örnek bir müşterimiz var. Diyelim ki işte P&G bizim müşterimiz. Yıllardır çalışıyoruz ve P&G'nin asıl işi baktığımız zaman bir ürün ortaya çıkarmak. Biz P&G'ye diyoruz ki aslında sen hani ürününü ortaya çıkar. Lojistikte bizim uzmanlık alanımız. Biz de tüm lojistik süreçlerini senin adına biz gerçekleştirelim. Yani işte siparişlerin planlanması olabilir, ithalat ihracat süreçleri olabilir. Tamamen müşteriyle yaptığımız aslında anlaşmaya bağlı olarak verdiğimiz hizmet değişiyor diyebilirim o anlamda. Bir de bu hizmeti verirken müşterilerimize diyoruz ki biz senin süreçlerini geliştiren, iyileştiren projeler yapalım. Bir yandan da aslında müşterilerimize değer katıyoruz bunları yaparken. Tamamen aslında 4PL'in yaptığı iş bu diyebilirim. Bir nevi lojistik danışmanlığı sağlıyoruz müşterilerimize diyebiliriz kısaca. Burada da yaklaşık 206'ya yakın beyaz yaka çalışanı var. Ortalama yaşı 28. Aslında baktığımız zaman bir hayli genç ve dinamik bir ekiple birlikte burada çalışıyoruz. Burada da yine farklı müşterilere hizmet verdiğimiz noktalar var diyebilirim bu iş birimimiz için.
Şimdi çok kısa aslında şirketi ben tanıtmaya çalıştım. Hem verdiğimiz hizmet lojistik anlamında hem müşterilerimiz hem nerelerde depolarımız var. Biz DHL Supply Chain olarak müşterilere hangi sektörlerde yer alıyoruz? Birazcık bunlardan bahsettim. Şimdi de yeni mezun kısmına geçeceğim aslında. Genel olarak baktığımız zaman gerçekten yeni mezun süreçlerine ve alımına çok fazla bu konuda çalışmalar yapan bir şirketiz diyebilirim. Bizim için gerçekten yeni mezun arkadaşlarımız çok önemli ve çok değerli. Onları bünyemize katıyoruz ve gerçekten tedarik zincirinin aslında lojistik liderlerini de yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz de bu aslında. Baktığımız zaman işte yeni mezun arkadaşlarımıza DHL'in know-how'unu ve dijital ortamını sunarak onları geliştirerek gerçekten onları lojistiğin geleceğin liderleri yapmak gibi aslında bir hedefimiz var bu anlamda. Bu yüzden yeni mezun süreçleri hani alımından sonraki içerideki süreçlere kadar bizim çok önem verdiğimiz ve üzerinde gerçekten çok çalıştığımız süreçler diyebilirim bu anlamda. Peki yeni mezun işe alım sürecimizde neler yapıyoruz? Nasıl alıyoruz yeni mezunları? Nasıl bir aslında süreç ilerletiyoruz? Öncelikle ilanlarımız oluyor tabii ki. İlanlarımızı Kariyer.net üzerinden gerçekleştiriyoruz. Sonrasında bir ön görüşme yapıyoruz. Telefon mülakatı. Akabinde o mülakattan aslında olumlu geçen adaylarımıza bir video mülakatı süreci gerçekleştiriyoruz. Yine DHL'in bir tool'unu kullandığımız video mülakatıyla aslında birazcık daha kişi yakından tanımaya çalışıyoruz. Akabinde bir vaka çalışması gerçekleştiriyoruz, bir case study. Case study'ler bizim için gerçekten önemli ve çok değerli. Bu anlamda çok güzel de hani çözümler bize yeni mezun arkadaşlarımızın çözümler sunduğu çok keyifli geçen kısımlar oluyor. Akabinde bir İngilizce sınavı. İngilizce tabii ki önemli, global bir şirketiz. Müşterilerimiz ve yabancı müşterilerimiz var ve içeride çalışma arkadaşlarımızın içerisinde de yabancı kişiler var. Bu yüzden çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bizim için önemli. Bu yüzden İngilizce sınavını da gerçekleştiriyoruz. Akabinde bir kişilik envanterimiz oluyor. Bu kişilik envanteri tamamladıktan sonra aslında işe alım sürecimiz tamamlanmış oluyor. Bu süreçlerden hepsinden olumlu geçen adaylarımızla da hızlıca teklif aşamasına geçip sürecimizi başlatıyoruz. Genel olarak işe alım sürecimiz yeni mezun özelinde bu şekilde ilerliyor diyebilirim. Peki biz neler bekliyoruz yeni mezun arkadaşlarımızdan? Akabinde de aslında neler sunuyoruz birazcık da onlardan bahsediyor olacağım. Öncelikle tutkuyla başlayayım. Tutku bizim için çok önemli. İşini gerçekten tutkuyla yapan kişilere ihtiyacımız var. Hem içerideki mevcut çalışanlardan beklediğimiz hem de bizim bünyemize yeni katılacak arkadaşlarımızın gerçekten işini tutkuyla yapmasını istiyoruz. Çünkü kişi ne kadar tutkulu olursa bu işine o kadar yansıyor, ekibe yansıyor, performansına yansıyor. Bu da zaten akabinde şirketin başarısına yansıyor. Bu yüzden tutku bizim için önemli. Öğrenmeye istekli olması ve yapabilirim tutumunu sergilemesi. Hepimiz hani yeni mezun olarak, sizler şu an yeni mezunsunuz, ben de yeni mezun olarak başladım. Gerçekten o yapabilirim tutumunu göstermek önemli. Çünkü baktığımız zaman evet çok fazla deneyim olmuyor. Sadece stajları biz aslında deneyim olarak alıyoruz ama kişinin ne kadar öğrenmeye istekli olduğu, ne kadar o tutumu sergilediği ve bunu aslında içerideki çalışanlara ve ekibe ne kadar yansıttığı çok önemli. Bu yüzden biz buna çok önem veriyoruz. Yapabilirim tutumu ve öğrenmeye istekli olması kişinin. Sosyal becerilere sahip olan, bu da çok önemli. Hani kişi iş dışında aslında sosyal anlamda neler yapıyor, nasıl hobileri var ya da sosyal sorumlulukla alakalı neler yapmış. Çünkü şirket olarak bizim zaten ulaşmak istediğimiz sonuçlarımızın içerisinde yaşam sorumluluklarımız da var ve bunları destekleyecek çok fazla proje yapıyoruz. Bu yüzden bu konu bizim için çok önemli. O yüzden nasıl sosyal becerilere sahip bu bizim için kritik. Analitik tabii ki analitik pozisyonlarımız oluyor. Özellikle işte mühendislik pozisyonları ya da farklı pozisyonlarda bu analitik bakış açısı bizim için önemli. Değişime açık olabilen,
Bu da bizim için yine çok değerli. Değişimi aslında bir fırsat olarak gören, bunu bir gelişim olarak gören kişilere ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten içeride tabii ki çok fazla zorlukla karşılaştığımız zamanlar da olabiliyor. İşte direkt operasyon içerisindesiniz, müşteriyle çalışıyorsunuz. Bu yüzden birazcık hani o stresle başa çıkabilecek, değişime açık olan kişilere gerçekten bu noktada ihtiyacımız var o anlamda. İnovatif bakış açısı zaten şirketin ulaşmak istediği hedefler, stratejilerde de bu var. Dijitalleşme ve inovasyon. Bu yüzden inovatif bakış açısı da bizim için önemli. Problem çözme yeteneği aslında dediğim gibi lojistik genel olarak baktığımız zaman çok stresli bir iş. Özellikle hem müşteriyi memnun ediyorsunuz, hem içerideki çalışanlar vesaire aslında gerçekten çok kritik stresle başa çıkabilme özelliği burada ön plana çıkıyor. Bu yüzden problem çözme yeteneği, stresle başa çıkabilmek gerçekten bizim yeni mezun arkadaşlarımızdan aslında beklediğimiz süreçler diyebilirim bu anlamda. Peki belki şunu düşünüyorsunuz, evet siz bu kadar şeyler bekliyorsunuz, yetkinlikler vesaire, ama peki siz neler sunuyorsunuz biz geldiğimiz zaman? Şunları sunuyoruz aslında. Bizim için gerçekten bu öğrenme süreci çok önemli. Biliyoruz sizler yeni mezunsunuz ve çok fazla deneyiminiz yok bu anlamda, ama biz sizi aslında deneyim kazandırmak amacıyla yaptığımız birçok süreçlerimiz oluyor içeride. Nasıl yapıyoruz, nasıl başlıyoruz bu sürece? Öncelikle evet kişiyi aldık, insan kaynakları veya şirketin geniş çaplı yaptığımız bir oryantasyon sürecimiz var. Akabinde kişiye atadığımız bir body var. Çünkü sizler şirkete yenisiniz ve hani sizlerin adaptasyonunu kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu yüzden sizlere atadığımız body'ler, yani sizlere yardımcı olacak kişiler oluyor. Akabinde operasyon oryantasyonları, yani içeride birçok müşteri, birçok operasyon var. Onlarla ilgili toplantılar yapıyoruz. Bilgiler veriyoruz size. Veya DHL kültürünü benimsetecek DHL eğitimlerimiz oluyor akabinde. Ve Day to Say dediğimiz bir etkinliğimiz var, yeni hayata geçirdiğimiz. Bu da online bir etkinlik oluyor. Yeni başlayan arkadaşlarımızı kaynaştırmak için yaptığımız bir etkinlik. Akabinde bunları izleyen süreçte de bir sürü aslında sertifikalı eğitim dediğimiz, soft skill, teknik eğitim dediğimiz ve DHL'in özellikle kullandığı bir online e-learning platformu var. Burada da özellikle tüm bu eğitimleri zaten herkese açık oluyor. İstediğiniz kadar bu eğitimleri de alabiliyorsunuz. Gerçekten içeride baktığımız zaman yapılandırılmış bir program var. Gerek eğitimler, gerek farklı etkinlikler, gerek kişilerin iletişimini kolaylaştıracak noktada eğitimler ve süreçler sunuyoruz diyebilirim bu anlamda. Benim aslında genel olarak anlatacağım kısımlar bunlardı. İsterseniz şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Sorular varsa ben chat kısmından hızlıca onları okuyacağım. Sonrasında da cevaplamaya çalışacağım. Hemen sorulara bakıyorum. En çok hangi alanda yeni çalışan ararken zorlanıyorsunuz? Üçüncü ve dördüncü sınıflarda en çok hangi alanlarda kendimizi geliştirmeliyiz? Hangi alanda yeni çalışan ararken zorlanıyoruz? Birazcık teknik rollerde aslında olabiliyor bu tarz zorlar. Özellikle işte bilgi teknolojileri dediğimiz veya finans dediğimiz birazcık daha böyle teknik bilgi gerektiren rollerde zaman zaman hani zorlandığımız kısımlar olabiliyor. Çünkü spesifik işte program bilmesi kişinin ya da farklı bir yetkinliğinin olması, bu zaman zaman aslında zorlandığımız pozisyonlar olabiliyor. Özellikle teknik bilgi gerektiren pozisyonlar. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda en çok hangi alanlarda kendimizi geliştirmeliyiz? Stajlar çok önemli. Gerçekten gerçekten hem gönüllü staj yapabilmek, hem zaten zorunlu stajları oluyor, ama bunların yanında gerçekten kendinizi geliştirme anlamında stajları gerçekten ön plana çıkarıyor olmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi çok fazla yeni mezun arkadaşımız var, ama sizi bir noktada ön plana çıkaracak şeyler gerçekten bu stajlarda elde ettiğiniz tecrübeler, deneyimler diyebilirim. Onun dışında İngilizce zaten çok önemli. Artık olmazsa olmaz. Global şirketler zaten çok aktif bir şekilde kullanıyor. Bu yüzden İngilizceyi gerçekten geliştiriyor olmak çok önemli ve değerli. Bunun dışında sosyal sorumluluk projelerinden bahsettim. Zaten şirketimizin en
önem verdiği süreçler yaşam sorumlulukları. Bu alanlarda da gerçekten böyle farklı projeler yapıyor olmak önemli. Kısaca bunları söyleyebilirim bu soru için. Devam ediyorum. Şirketinize katılan kişilere yurt dışı kariyer fırsatı sunuyor musunuz? Bu kariyer fırsatı için neler yapabiliriz? Tabii ki global bir firma olduğumuz için aslında böyle farklı startup projeleri oluyor o anlamda. Bununla alakalı şirkete aslında bir takım hani duyurular geliyor. Biz de bunları paylaşıyoruz çalışma arkadaşlarımızla. Şartların uygun olması durumunda böyle kısa süreli aslında yurt dışı deneyimi elde etmeleri için aslında imkan sunmuş oluyoruz diyebilirim. Pandemi döneminde staj ve işe alım süreçlerinizde herhangi bir değişiklik oldu mu? Yine başvurularımıza devam edebilir miyiz? İşe alım süreçlerimizde bir durma olmadı aslında. Aksine gerçekten büyüyen bir organizasyon olduğumuz için zaten lojistik ve tedarik zinciri bu anlamda çok fazla etkilenen bir sektör olmadı. Bu yüzden işe alım süreçlerimiz devam ediyor aktif bir şekilde. Bunun için yeni mezun ilanlarımız da var. Yine Kariyer.net üzerinden onlara başvurmaya devam edebilirsiniz. Sadece staj kısmında aslında bu pandemi sebebiyle şu an için maalesef staj alımlarımız yok. Onları bir müddet için durdurduk. Daha efektif bir şekilde tabii ki geçmesini sağlamak istiyoruz. O yüzden şu anda staj sürecimizi durdurduk ama işe alım süreçlerimiz, yeni mezun süreçlerimiz devam ediyor diyebilirim. Devam ediyorum. Endüstri mühendisleri hangi pozisyonda şirketinize yer almaktadır? Aslında endüstri mühendisliği gerçekten çok geniş bir alan, sizlerin de bildiği gibi. Birçok farklı pozisyonda yer alıyor. İnsan kaynakları, planlama rolleri, operasyon rolleri veya proje departmanımız, bu bahsettiğim işte müşterilerimizle iyileştirme, geliştirme yapan, projeler yapan departman burada yer alıyor. Dediğim gibi hem planlama rolleri, operasyon rolleri, İnsan kaynakları, onun dışında proje departmanı, birçok farklı aslında pozisyonda endüstri mühendislerine gerçekten çok ihtiyacımız var o anlamda. Çalışanlarınızın kariyer planlamasını nasıl yapıyorsunuz? Şirket olarak şöyle bir bakış açısı var. Biz çalışanların kariyer planlaması için onlara gereken tüm tool'ları ve fırsatları sunuyoruz. İç ilanlarımız var o anlamda. Birebir görüşmelerimiz var. Yöneticilerin kişilerle yaptığı yetkinlik değerlendirme süreçlerimiz var. Kişiyi daha güçlü yönlerini ve gelişime açık yönlerini aslında anlatan, bize bir veri elde eden. Tüm bunları gerçekten biz olanakları sunuyoruz. Bir noktada tabii ki kişinin kendini geliştirmesi, kendi kariyer planını yapabilmesi adına onu yönlendiriyoruz o anlamda. Ama hani tabii ki herkese tek tek bir kariyer planı yapma gibi bir uygulamamız yok. Ama biz gereken tüm tool'ları, tüm kişinin kendini geliştirebilmesi için gereken tüm fırsatları kişiye sunuyoruz ve planlama noktasında da destek oluyoruz diyebilirim o anlamda. Mülakatla ve özgeçmişlerde özellikle dikkat ettiğiniz şeyler neler? Dediğim gibi zaten hani özellikle yeni mezun alımlarında mülakatta sizlerin ne kadar istekli olduğu, kendini nasıl ifade ettiği, bu iş için gerçekten kendinizde o hani o tutkuyu bizlere getirebilmek çok önemli. Bu yüzden bahsettiğim gibi yaptığınız stajlar, deneyimler, tecrübeler, projeler o anlamda sizi gerçekten bir adım öteye taşıyacak şeyler. Bu yüzden bunlara dikkat ediyoruz diyebilirim. Devam ediyorum sorulara. Tecrübesiz ve deneyimsiz olarak iş arayanlara önerileriniz var mı? Biraz önce aslında bahsettiğim gibi yaptığınız stajlar, göstermiş olduğunuz mülakattaki tutum, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, bu önemli. Bu yüzden bunlara özellikle dikkat ediyoruz mülakatlarda. Hemen iyi bir kariyer için nereden başlamak gerekir? İyi bir kariyer için aslında önce kendinizi tanımanız gerekir. Gerçekten kendinizi tanıyor musunuz? Kendinizdeki güçlü yönlerin farkında mısınız? Neye yatkın olduğunuzu biliyor musunuz? Öncelikle gerçekten kendimizi tanımak çok önemli o anlamda. Hangi alana yatkınsınız? Hangi özellikleriniz sizin güçlü ve bu iş için aslında sizi bir adım öteye taşıyacak? Bu yüzden ben her zaman buna inanıyorum. Kişinin kendini tanıması. Peki kendimi
kendimi nasıl tanıyacağım? Yaptığınız stajlar olabilir, farklı projeler olabilir. Burada zaten bir noktada farklı özellikleriniz ön plana çıkıyor. Örnek bir takım çalışmasında bir takımın parçası olmaktan mı mutlusunuz veya bir projeyi lead etmekten, yönetmekten mi mutlusunuz? Bunların hepsi zaten günün sonunda sizin neyi istediğinizi, nereye varmak istediğinizi size sunmuş oluyor. O yüzden kendinizi tanımakla başlayabilirsiniz bu anlamda diye söyleyebilirim. İletişim fakültesi mezunları şirketinizde hangi pozisyonda çalışabiliyor? Tabii biraz daha özel bir bölüm ama bizim yine insan kaynakları departmanında da özellikle iç iletişim noktasında çalışmalarımız oluyor. O yüzden hani insan kaynakları departmanı diyebilirim bu anlamda. Atladığım bir soru var mı diye tekrardan bakıyorum. İkinci bir dil olarak bir öneriniz var mı? Bu tabii farklılaşabilir. Yani İngilizce zaten çok önemli. Hali hazırda kullandığımız, zaten aktif olarak hani çok fazla kullandığımız bir dil. Hani bize özellikle soruyorlar, evet Alman şirketiyiz ama hani Almancayı çok aktif bir şekilde kullanmıyoruz. İçeride bizim farklı yabancı arkadaşlarımız var o anlamda, farklı dilleri kullanan. Bu biraz operasyondan operasyona da değişiyor. Ama burada hani direkt şu dil diyemem. Burada önemli olan kendinize aslında katacağınız ekstra olan ekstra bir dil. İşte Almanca olabilir, Fransızca olabilir. Ama özellikle hani İngilizce noktasında kesinlikle bunu çok iyi geliştirmek gerekiyor. Özellikle bunu vurgulayabilirim o anlamda. Mülakat sonrası geri dönüş süreci nasıl işliyor, ne kadar sürüyor? Şöyle ki tabii ki bu birazcık pozisyondan pozisyona göre de değişebiliyor. Eğer bu bir yeni mezun süreci ise bahsettiğim gibi birçok aşaması var bu sürecin. Baştan işte başlıyor gördüğünüz gibi işte case study'ler, video mülakatları vesaire. O yüzden hani çok kısa bir süre almıyor bunu dönmek. Ama hani farklı pozisyonlar için tabii ki biz çok hızlı bir şekilde dönmeye çalışıyoruz o anlamda. Çünkü bu önemli. Hem sizler vakit ayırıyorsunuz bizlere, hem bizler sizlere vakit ayırıyoruz. O yüzden hani kişiyi anda tutmak, anda kalmak ve hani hızlı bir görüş dönüş yapabilmek bizim için önemli. Bu yüzden birazcık pozisyondan pozisyona göre değişse de özellikle hani yeni mezun sürecinde aslında çok da kısa bir sürede dönülmüyor o noktada. Ama biz buna özellikle çok dikkat ediyoruz dönme konusunda. Dediğim gibi bu çünkü sizlerin vakit ayırdığı, bizlerin vakit ayırdığı ve özellikle yeni mezun noktasında da gerçekten hani sizlerin çok heyecanlı bir şekilde beklediği bir süreç. O yüzden bizim için önemli diyebilirim bu. Tekrardan sorulara bakıyorum. Uluslararası Ticaret bölümü hangi departmanda yer alır? Özellikle yine bu bölüm mezunları operasyon departmanlarımızda çalışabiliyor. İşte ithalat, ihracat, planlama pozisyonlarında görev alıyor diyebilirim Uluslararası Ticaret bölümü. IT stajınız var mı? Varsa nasıl başvurabiliriz? Bahsettiğim gibi stajda şu anda staj sürecimizi dondurduk pandemi sebebiyle. Şu anda maalesef stajyer alımı yapmıyoruz ama yeni mezun alımlarımız var, devam ediyor. Kariyernet üzerinden de ilanlarımıza başvurabilirsiniz ve takip edebilirsiniz orayı. İşe alımda ve bir CV'de öncelikle nelere dikkat ediyorsunuz? Aslında hani buna nispeten bir önceki sorularda cevap vermiştim. Stajlar, yabancı dil, yaptığınız projeler, farklı projeler, takım çalışmaları, bunlar gerçekten sizi bir noktada ön plana, bir adım öteye taşıyacak süreçler. Tabii bunları nasıl aktardığınız ve anlattığınız da çok önemli. Bahsetmiştim, tutku bizim için çok önemli. Bunları nasıl bize aktarıyorsunuz, nasıl anlatıyorsunuz? Bu noktada iletişim de orada birazcık ön plana çıkıyor diyebilirim. İnsan kaynakları departmanı için yeni mezun alımları yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Dediğim gibi ilanlarımızı yeni mezun olarak açıyoruz Kariyernet'te. Akabinde biz sonrasında işte farklı departmanlar için insan kaynakları olabilir, IT olabilir, finans olabilir veya operasyon olabilir. Bu şekilde sonrasında da ayrımı yapıp sürecimizi ilerletiyoruz diyebilirim.
Onun dışında sorularımıza bakıyorum. Farklı sorular var mı diye atladığım bir soru olmasın. Elektrik, elektronik mühendisi çalışanlarınız var mı? Var. Ağırlıklı olarak bizim aslında Ar-Ge departmanımız da var. Yine genel merkezimizde. Burada yine farklı Ar-Ge projeleri gerçekleştiriliyor. Yine lojistik sektörüyle alakalı. Bu yüzden yine elektrik, elektronik mühendisleri alımlarımızda oluyor diyebilirim. Bakıyorum farklı bir sorumuz var mı diye. İzmir için departmanlar İstanbul'a farklılık gösteriyor mu? Endüstri mühendisi için tedarik zincir departmanı gibi fırsatlar var mı? İzmir'de herhangi bir birimimiz yok bizim. Hani İstanbul'da konumlanıyoruz. Endüstri mühendisi için tedarik zincir departmanı gibi fırsatlar var mı? Bahsettiğim gibi endüstri mühendislerine çok fazla ihtiyacımız oluyor. Gerek operasyonda planlama rollerinde, gerek de proje yapan departmanımız, dediğim gibi müşterilerin süreçlerini iyileştiren, geliştiren projeler yapan departmanımız var. Burada da ağırlıklı olarak süreç iyileştirme bakış açısını kullanabilme amacıyla zaten burada da çok fazla endüstri mühendisine ihtiyacımız oluyor o anlamda diyebilirim. Havacılık operasyonlarında alım yapıyor musunuz? Bu bahsettiğim aslında diğer iştirak, diğer grup şirketlerimiz, DHL Global Forwarding, freight kısmı ağırlıklı olarak bu operasyonlarda alım yapıyor. Bizim öyle bir hizmetimize verdiğimiz bir aslında hizmet yok o anlamda. Biz tamamen depolama, nakliye, bahsettiğim gibi lojistik danışmanlığı gibi farklı hizmetler veriyoruz o anlamda diyebilirim. İstanbul için alımlarınız, yeni işe alımlarınız olacak mı? Yeni işe alımlarımız evet olacak. Şu anda aktif ilanlarımızı dediğim gibi Kariyer.net üzerinden DHL Supply Chain olarak takip edebilirsiniz. Hem yeni mezun sürecimiz için hem de farklı departmanlarımız için alımlarımız var, olacak. Hali hazırda da devam ediyor. Ekonometri için alımlar var mı ve hangi departmanı önerirsiniz? Finans departmanımız da var aynı şekilde. Özellikle burada hani ekonomi, ekonometri, finans mezunu arkadaşlarımız çalışıyor. Bu yüzden hani şu anda muhasebe, finans departmanları için önerebilirim o anlamda. Onun dışında farklı bir soru var mı? Bakıyorum. Hukuk departmanınız bulunuyor mu? Bu alanda stajyer alımı yapıyor musunuz? Hukuk departmanımız evet var. Genel merkeze aslında hizmet veren. Ama şu anda bahsettiğim gibi bir stajyer alımımız yok. Durdurduk yani şu anda pandemi sebebiyle stajyer alımlarımızı. Ama hani sonraki süreçte muhtemelen yani umuyorum ki alımlar devam ediyor olacak. Ama hukuk departmanımız bulunuyor. DHL İstanbul'da çalıştıktan sonra yurt dışı ofislerinde çalışma şansımız var mı? Bahsettiğim gibi böyle kısa süreli olarak yurt dışı imkanları olabiliyor farklı startup projelerinde. Onlar olabilir veya farklı DHL'lerde aslında yurt dışında da farklı birimlerde farklı pozisyonlarda aslında çalışma fırsatı tabii ki var. İK mezunuyum. İngilizcemi geliştiriyorum ama seviye olarak ne olması gerekir? Burada tabii ki dediğim gibi İngilizce aktif kullanıyoruz. Yani seviye olarak tabii ki hani minimum upper intermediate gibi düşünebilirsiniz. Çünkü özellikle global bir şirketlerde aktif olarak gerçekten kullanılıyor. Yurt dışı ile kollar oluyor ya da yabancı müşteriler oluyor. Bu yüzden hani akıcı bir şekilde konuşabilmek için hani minimum bu seviyeyi söyleyebilirim. Yüksek lisans eğitimine devam eden veya yeni mezun olanlar
size ve firmanıza göre işe alımlarda ne gibi avantaj elde ederler? Yüksek lisans önemli gerçekten. Hatta hali hazırda bizim de farklı üniversitelerle yüksek lisans eğitimi için anlaşmalarımız da oluyor. Bu yüzden buna önem veren bir şirket aynı zamanda DHL Supply Chain. Hem eğitime hem de yüksek lisans anlamında gerçekten önemli ve kritik bizim için. Buna devam ediyor olmak da zaten hani kişiye baktığımız zaman yine bir adım öne taşıyor o anlamda. Kendine farklı bir uzmanlık alanı katıyor kişi. O yüzden tabii ki avantajlı diyebilirim bu anlamda. Dijital staj süreciniz yok mu? Şu an için maalesef staj sürecimiz yok. Durdurduk. Dijital olarak da şu anda devam etmiyor. Biz birazcık daha hani aktif ve olabilmesi için hani sürecin daha ofiste yüz yüze olmasını tercih ettiğimiz için şu anda maalesef staj sürecimiz yok. Pandemi sebebiyle durdurduk bu alımı. Farklı soru var mı diye bakıyorum. Kadın çalışan oranınız nedir ve çevre mühendisi istihdamınız var mı? Yaklaşık %54'lük bir kadın çalışan oranımız var ve diversity dediğimiz aslında çeşitlilik, işte kadın istihdamını artırmak bizim zaten önceliklerimizden özellikle bu senede. Bunu söyleyebilirim. Çevre mühendisi alımı oluyor. İşte İSG departmanı olabilir ya da farklı departmanlar olabilir. İş sağlığı güvenliği olabilir. Çevre mühendisi alımları da oluyor diyebilirim. Yüksek lisans mezunu fakat İngilizce bilmeyen birini nasıl değerlendirirsiniz? Bahsettiğim gibi hani hali hazırda çok farklı departmanlar var şirket içerisinde ve birçok departmanda tabii ki İngilizce çok aktif kullanılıyor. Bazı departmanlarda diğer departmanlara göre çok aktif hani kullanılmayan rollerde oluyor tabii ki. Ama bu sizi bir noktada tabii bazı süreçlerde hani bir adım ileriye götürme noktasında biraz önünüzü kapamış oluyor o anlamda. Ama tabii ki İngilizcenin daha az kullanıldığı veya çok fazla ihtiyaç olmadığı departmanlarda da pozisyonlarda olabiliyor ama dediğim gibi bu sizi bir noktada daha ilerisine geçme noktasında birazcık sınırlandırıyor diyebilirim. O yüzden bu bizim için önemli o anlamda. Business data analyst alımlarınız var mı? Olacak. Yeni mezun olarak da özellikle bu roller için alımlarımız var. Devam da ediyor. Yine yeni mezun ilanımızdan bize başvurabilirsiniz. Özellikle dediğim gibi business ve data analyst kısımları için de özellikle alımlarımız olacak. CV'de ilk neye bakıyorsunuz? Görsel renkli CV'ler sizin için önemli mi? Tabii ki CV'nin şekli tabii ki profesyonel bir duruşu olması önemli. Özellikle hani resim noktasında hani kritik ama özellikle hani görselliğin görsellikten ziyade içeriğinin dolu olması, yaptığınız stajları daha detaylı bir şekilde yazmak bu önemli. Özellikle hani CV'lerde görüyoruz işte arkadaşlarımız stajlarını yazıyorlar ama o stajlarda neler yaptılar, neleri gözlemlediler, ne gibi süreçlere destek oldular veya işte bitirme projelerinde hangi projeyi yaptılar, nasıl detaylandırdılar. Bu önemli gerçekten. Çünkü tecrübeniz yok. Evet yeni mezun olarak ama yaptığınız stajlardaki tecrübelerinizi bize aktarmanız önemli ve değerli. Bu yüzden hani bunu öneriyorum. Ben gerçekten yaptığınız stajları detaylı bir şekilde yazmanız, yaptığınız projeleri, tezinizi, katıldığınız seminerleri, eğitimleri bunları yazmanızı tavsiye ediyorum size. Başvuru dönüş sürecinizi aktarır mısınız? Başvuru dönüş sürecimiz mülakatlarda diye anlıyorum. Ben hani olumlu veya olumsuz. Hani olumsuz olduğu takdirde zaten bunu mail aracılığıyla iletiyoruz olumsuz dönüşleri. Olumlu dönüşlerde de zaten birebir iletişime geçiyoruz ve sonraki süreçlerde kişiyi bilgilendiriyoruz. Yabancı kişileri işe alıyor musunuz? Evet, yabancı çalışanlarımız da var. Farklı operasyonlarda
çalışan farklı dil uyruklarda, farklı işte dilleri konuşan yabancı çalışanlarımız var içeride. O yüzden gerçekten çok çeşitli bir ortam sahip bir yer diyebilirim o anlamda. Hemen bakıyorum farklı bir soru var mı diye. İK üzerine sertifika almak önemli midir? Burada bence yani sertifika almak önemli tabii ki. Size bir noktada teorik anlamda bir şeyler katacaktır ama özellikle İK alanında da eğer stajlarınız varsa, bunu deneyimleme şansınız varsa bu da size çok şey katacaktır o anlamda. O yüzden ben hani stajları çok tavsiye ediyorum. Çünkü ben de aslında kariyerime ilk başlarken hani nasıl İK'yı tercih ettim? Hani psikoloji bölümünü bitirdim aslında. İK stajım sayesinde gördüm ki aslında gerçekten çok bana göre bir alan. Benim özelliklerimle çok örtüşüyor. O yüzden stajın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum o anlamda. Çağrı merkezi işe alım süreciniz nasıl işliyor? Bir çağrı merkezimiz yok. O yüzden burada bir herhangi bir işe alımla alakalı bir şey söyleyemiyorum o anlamda. CV'yi o kadar ayrıntılandırınca 3-4 sayfa tutuyor. Bu da gereksiz değil mi? Tabii burada hani ne kadar ayrıntı verdiğiniz önemli. Genel hatlarıyla aslında ben birazcık yazmanızı bahsettim. Tabii ki böyle her yaptığınız detayı çok da fazla yazmak değil ama hani genel sorumluluklarınız neydi? Ne gibi süreçlere dahil olduğunuz aslında birazcık onları kastetmek istedim. Yoksa o kadar tabii ki ayrıntılı yazmak karşı tarafta hani okuyan kişi için biraz yorucu olabilir ve gereksiz olabilir o anlamda. Ama genel hatlarıyla yazmak hani bazı arkadaşlarımız hani hiçbir şey yazmıyorlar. Birazcık ben onu aslında kastetmek istemiştim. Genelde olsa tam olarak hani ne yaptığınız, nelere destek verdiğiniz, hangi süreçleri gözlemlediğiniz bunlar önemli. Psikoloji mezunuyum. İnsan Kaynakları Departmanı için bu yeterli mi? Yüksek lisans şartı bir kopukluk oldu zannediyorum. Evet Selin Hanım, dilerseniz son sorunun cevabını tamam. Tekrarlayabiliriz. Tamamdır. Son sorumuz psikoloji ile alakalıydı. Yüksek lisans şartı aramıyoruz tabii ki ama hani bunu yapmak bir avantaj olabilir o anlamda. Dediğim gibi zaten psikoloji bölümünde de insanla iç içesiniz, insana temas var aslında, iletişim içerisindesiniz. Yapmak bir avantaj olabilir o anlamda, daha farklı teknik ve teorik bilgileri almak adına, ama bu bir şart değil tabii ki. Süremiz zannediyorum doldu mu Bekim Hanım? Bir soru daha cevaplayalım mı yoksa bitirelim mi? Selin Hanım, son iki sorumuz var. Onları da cevaplandırıp sonrasında bitirebiliriz tamam. Dilerseniz. Tamamdır. CV başlangıcı nasıl olmalı? Eğitim kısmı kronolojik sırayla mı yazmalı? CV başlangıcı hani eğitim de aslında kişisel bilgileriniz, altında eğitim bilgilerinizin olduğu, evet kronolojik, altında da aslında yine staj deneyimlerinizin olduğu, işte altında eğitimlerin olduğu ve sonrasında da işte referans vesaire varsa onların olduğu bir sırayla ilerleyebilir. Genel hatlarıyla bu şekilde bakıyoruz. Basit CV'lere değer veriyor musunuz? Başvurduğumuz alan için ön yazı yazmalı mıyız? Basit CV yoktur bence ama bu CV'yi aslında nasıl hazırladığınızla alakalı bir şey bu. Çok
aslında tecrübesi olmayan bir kişi de aslında çok daha farklı bir CV hazırlayabilir dediğim gibi. Stajlarını yazabilir, aldığı eğitimleri yazabilir. Bu yüzden basit CV'nin ben olduğunu düşünmüyorum. Onu ne kadar doldurduğunuz, nasıl baktığınız, neleri ekleyebileceğiniz bu önemli o anlamda. Ön yazı yazabilirsiniz tabii ki. Hani bu pozisyon için aslında kendinizi ne kadar yatkın gördüğünüz veya hani kendinizdeki güçlü yönlerin neler olduğuyla alakalı çok uzun olmayacak şekilde aslında böyle genel hatlarıyla ön yazı yazabilirsiniz tabii ki. Ama bu bir şart değil. Sadece belki hani birazcık daha hani ön plana çıkarmak istediğiniz ama CV'de olmayan ve kendinizle alakalı ön plana çıkarmak istediğiniz kısımlar olabilir. O yüzden yazabilirsiniz. Sorularımız tamamlandı zannediyorum Bekim Hanım. Evet Selin Hanım, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bahsettiğim gibi tüm ilanlarımızı Kariyer.net üzerinden takip edebilirsiniz. Herkese başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.